Dayan kardeşim, dayan. Gözünü seveyim. Sık biraz daha dişini. İçeri girin yenge, ben hallederim. Tamam abi. Yenge, kurbanın olam, 2 dakikanı versen. Büyük bir müjdemiz var hem vallahi hem billahi ya. Ne diyecekseniz deyin, sonra da çekip gidin. Tamam yenge, sen hiç merak etme. Sen hele şuna bir bak da. Hop! Uzak durun. Dur be abicim. Alt tarafı bir telefon. Yengeme bir resim gösterecektim de. Yengecim, gel 2 dakika şuraya da kurbanın olayım ya. Nedir o? Buyur yenge hanım, aç sen bak. Ver bacanak telefonu. Dur Türkan, dur. 1 dakika Seyit Ali, dur. Buyurun. Bu ne? Nereden buldunuz siz bunu? Kocan yenge, kocan. Biz çektik. Boşuna yas tutuyorsun. Kocan yaşıyor yenge hanım. Ne? Osman, iyi misin? Ne var? Ne oluyor burada? Seyit Ali. Buyur yenge. Türkan Hanım'ı evine kadar bırak lütfen, hadi. Eve mi? Niye? Osman, ne oldu böyle birden? Yenge, sen iyi misin? Seyit Ali, dediğimi duydun. Türkan Hanım'ı evine bırak dedim sana. Peki. Buyurun Türkan Hanım. Asuman, ne şimdi bu? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Türkan, sonra konuşuruz. Lütfen dedim, hadi. Menderes yaşıyor mu gerçekten? Yaşıyor tabii. Yaşamasa ne diye acınızı deşelim? Biz kötü insanlar değiliz yenge hanım. Ölmemiş demek. Bizi bırakmamış. Bırakmadı ya yenge hanım. Siz bu fotoğrafı ne zaman çektiniz? Beni kandırmıyorsunuz değil mi? 1-2 saat önce. Abla, gidelim de kendi gözlerinle gör. İnanamıyorum. Ama abi ağır yaralı biraz. Hastaneye götürülmesi gerekiyor. Biz kendi imkanlarımızla ancak bu kadar yapabildik. Beni hemen ona götürün. Lütfen. Ne kadar para istiyorsanız veririm. Yeter ki beni kocama götürün. Lütfen. Madem öyle, biz de kavuşturalım artık sizi. Bekleyin burada. Ben hemen geliyorum şimdi. Bekleyin burada. Yenge, biz arabada bekliyoruz. Tamam, bekleyin. Hala gelip almadım yakınları bu hastayı. Geleceklermiş Mehmet Bey. Bu nasıl iş ya? Derhal bir hastaneye götürmemiz lazım bu hastayı. Sağlık evinde tutulacak vakam bu.
Celil, bu kadın ne kadar isterseniz verin dedi ama kocasını görünce yamuk yapmasın. Halini görmüyor musun? Seven kadın her şeyi yapar. Unutma bunu bacanak. Eğer söyledikleriniz yalansa gebertirim sizi, anladınız mı beni? Ayıp ediyorsunuz ama yenge hanım. Biz sevap işliyoruz, siz tehdit ediyorsunuz. Nereye gidiyoruz peki? Abi Germencik'te, sağlık evinde. Hadi Celil atla, yürüyün yenge hanım. Buyurun yenge hanım. Buralarda bir yerde olmalı. Ben iyiyim Cihan. Oyalanmayalım lütfen. Dur, hemen sorup öğreniyorum. Pardon. Germencik Sağlık Evi'ne nasıl gidebiliriz? Sağ sol sapmayın. Dümdüz yolu takip edin. Sağlık Evi çıkar karşınıza. Eyvallah, sağ ol. Alo, Türkan. Asuman, neler oluyor, öldüm meraktan. Seyit Ali'nin yanında bozuntuya vermedim. O iki adam kimdi? Ne istediler senden? Türkan, bir mucize oldu. Menderes, o ölmemiş. Menderes ölmemiş. Aklını mı oynattın Asuman? Korkutuyorsun beni. Saçmalıyorsun sen. Yaşıyor diyorum Türkan. Eve gelen o iki adam bulmuş. Yaralıymış, şimdi yanına gidiyoruz. Delirdin herhalde. Gecenin bu saatinde tanımadığın iki adamla nereye gidiyorsun ya? Çabuk yerini söyle. Serhat'ın amcana gelip alıyorum seni. Sakın. Sakın Türkan. Kimseye hiçbir şey söyleme. Şimdi kapatmam gerekiyor. Dur. Kapatma. Asuman, kendinde değilsin sen. Hele bir Menderes'in yanına gideyim ben. Gözlerimle göreyim yaşadığını. Asuman. Tamam Leyla, bak. Sonunda bulduk. Gir bakayım koluma. Ya lütfen ama abartıyorsunuz. Dediğini yap. İçin dışına çıktı zaten. Neresi burası? Nereye geldik Allah aşkına? Leyla, uzatma artık. Bir doktora görün, sonra gideceğiz. Ya ne doktoru Cihan, bak incin top oynuyor burada. Hadi kızım, hadi. Bir değişiklik var mı? Nabzı çok zayıf, çok. Giderek kötüleşiyor. İç kanama geçiriyor olabilir. Hemen müdahale edelim. Kimse yok mu? Ya burada bizimle ilgilenecek biri yok mu? Dedim değil mi size? Buyurun. İyi akşamlar.
Doktorunuz burada mı? Kızım biraz rahatsızlandı da. Siz şuradaki odaya geçin, ben sağlık memurunu çağırayım. Gördün mü bak, ilgilenecek biri varmış işte. Bir hasta geldi Mehmet Bey. Tamam, hemen geliyorum. Ağır bir durum. Zannetmiyorum ama yakınları biraz endişeli görünüyor. Hadi bakalım şunlara. Of, nerede kaldı bu Halil ile Celil? Bir şeyim yok benim. Midem bulanıyor o kadar işte. En azından bir tansiyonuna baksınlar kızım. Uzun yol. Böyle hasta hasta gidilmez. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şikayetiniz neydi? Mide bulantısı. Hiçbir şey kaldırmıyor içim. Baş ağrısı var mı? Biraz. Önce bir tansiyonunuza bakalım. Bir cenazeden geliyoruz da büyük bir kaybımız oldu. Üzüntü yaşadık yani. Etkisi olabilir mi? Kaç saattir yoldasınız? Hiç hatırlamıyorum. 24 saattir uyumadık. Yollardayız. Anlıyorum. Ben hanımefendiyi muayene edeceğim. Veysel, beyefendileri koridora alır mısın? Buyurun. Başınız sağ olsun. Yakınınızı mı kaybettiniz? Evet. Damadımı kaybettim. İçerideki kızınız mı? Onun mu beyiydi? Evet. Yazık. Çok da genç. Diğer hastaya bakmam lazım. Bir trafik kazası. Durumu çok ağır da. Ya. Ne olur burada ölme de. Peki siz nerede buldunuz kocamı? Kaza yerinde mi? Evet. Tesadüf, kaza anında oradaydık. Araba fena savruldu. Fırıl fırıl döndü. Koşmamıza kalmadan alevler içinde kaldı. Peki benim yokta gördüğüm kimdi? Biz kimi toprağa verdik o zaman? Efendim yenge, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Bir şey demedim. Vallahi yenge, kocanı kaza yerinden yaklaşık 100 metre ötede bulduk. Araba taklatarken camdan fırlamış herhalde. Siz bana yalan söylemiyorsunuz değil mi? Bak sonra kötü olur ha. Bize artık ne diyelim ya? Az kaldı, gözlerinle göreceksin. Daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Muayenesi bitmemiş midir? Biter şimdi, çıkarlar. Çalıyor mu? Çalıyor mu? Söylesene. Çalıyor yenge hanım ya. Dur azıcık sabret. Kusura bakma. Hadi ya, aç şu telefonu. Alo efendim. Mehmet Bey, hastamız nasıl, iyi mi? Kardeşim siz ne biçim insanlarsınız ya? Sıra kadem basmışsınız. Hastanız öldü ölecek. Ne diyor? Nasılmış? Hadi. Bir dakika yenge. Mehmet Bey bir akrabasını getiriyoruz. Az sonra oradayız. Geliyoruz. Ya kardeşim ne dayanması ya? Sabah çıkarken uyardım hasta bakıcıyı. Derhal gelip alsınlar dedim. Acil müdahale edilmesi lazım. Hemen. Tamam yahu, geliyoruz. Versene şu telefonu sen bana. Alo. Kimle görüşüyorum ben? Kocam iyi mi benim? Hasta kocanız mı? Eşi misiniz? Evet, ben eşiyim. İyi mi kocam? Ah hanımefendi. Nerelerdesiniz siz? Zaman daralıyor gittikçe. Hastanızın iç kanaması var. Hayati tehlike altında. Biraz daha gecikirsek kaybedebiliriz hastayı. Yoldayım ben, yoldayım. Geliyorum hemen. Siz neden ambulans çağırmadınız? Neden hastaneye falan götürmüyorsunuz? Ben sağlık memuruyum hanımefendi. Benim böyle bir yetkim yok. Hasta yakınlarının eşlik etmesi lazım. Eğer ona bir şey olursa bedelini size ödetirim bak. Hayda, biz ne yaptık yenge hanım ya? Daha ne yapacaksınız be? İç kanaması varmış, saatlerdir orada bekliyormuş öylece.
Çok mu ağır içerideki hasta? Sormayın. Yedirip böylece bıraktılar zavallıyı. Tam teşekküllü bir hastaneye gitmesi lazım dedim, dinletemedim. İnsanda biraz vicdan olur. Yazık ya, durum o kadar ciddi demek. Biz götürsek hastaneye? Karısı yolda. Birazdan burada olacaklar. Gerek kalmadı yani. Leyla? Bir sorun yok değil mi? İyi mi Leyla? Merak etmeyin. Stresten kaynaklanan bir mide spazmı muhtemelen. Dinlendikçe toparlayacaktır bünyesi. Size bir iki ilaç vereceğim. Bu saatte eczane bulamazsınız. Tamam. Babaanne, babaanne, babaanne. Hı? Zehra, yavrum. Gel bakayım, korktun mu, gel. Korktum. Annemin yanına gittim ama annem yok. Yani ne demek yok? Her yere baktım, annem yok. Olur mu yavrum öyle şey? Tuvalete falan kalkmıştır. Gel beraber bakalım. Gel. Tuvalete de baktım. Ay. Ah. Gel çocuğum, gel. Gel. Asuman? Yok işte. Mutfaktadır belki. Gel. Gel. Asuman. Asuman. Dedim sana değil mi? Allah Allah. Burada da yok. Zehracığım sen iki dakika bekle, ben dedeni uyandırayım. Nereye kayboldu bu kız? Selahattin Bey. Selahattin. Selahattin kalk. Hı. Kalk. Hı. Ne var hanım? Ne oluyor? Ya, ya Asuman yok. Her yere baktım, bulamadım. Ne demek bulamadım? Bulamadım işte. Fesübhanallah. Nereye gider ki bu saatte? Bir kas gevşetici, bir de tansiyon ilacı veriyorum. Bunlar sizi İstanbul'a kadar idare eder. Orada mutlaka bir dahiliyeciye görün. Sağ olun. Kas gevşetici midesine dokunmaz değil mi? Bir şey olmaz. Bol likit alsın. Çok su kaybetmiş. Zahmet olmazsa benim de bir tansiyonuma bakabilir misiniz? Tabii, ne demek? Annem nerede? Gelecek birazdan, korkma. Nereden biliyorsun? Annem bizi bırakmaz. Ah canım. Hiçbirimiz bir ses duymadık mı? Nereye gider peki? Buyurun Selahattin Bey. Neredesin lan sen? Türkan Hanım'ı evine bıraktım. Ne oldu ki? Asuman da Türkan'la mı gitti? Yoo, o evdeydi. Nasıl evde? Hadi bul bakalım evdeyse. Yok işte. Allah Allah. Nereye gider ki? Ya en son sen görmüşsün. Bir düşün bakalım. Doğru ya, o iki adamla konuşuyordu. Hı? Hangi iki adam? Ne iki adamı? Cenazeden beri etrafta dolaşan o iki adam. İlla cenaze sahibiyle konuşacağız diye tutturdular. Asuman Hanım çıktı o sıra dışarı. Onunla konuştular. Ne konuştular peki? Bilmiyorum. Ben Türkan Hanım'ı evine götürdüm. Tanımadığın etmediğin adamlarla yalnız mı bıraktın gelini? Tüh sana be! Dede, ne yapacağız? Bak geliyorlar mı seni almaya? Hızlı sürün şu arabayı. Bu kadar gidiyor yenge.
Sen kimseyi ardında bırakıp gitme. Dayan. Öğrendiğim günden beri kendime hep aynı soruyu soruyorum. Neden? Sizin için de kolay değil tabii. Leyla mirası reddedecek. Böylece Menderes de tüm bağlarını koparmış olacak. Yani bundan önce hayatınızda olmadığımız gibi bundan sonrasında da olmayacağız. Bu sana ait. Öyle olmaz. Adettir. Eşyalar fakire fukaraya verilir. Yakılmaz. Babanın tam olarak bunu istediğine emin misin? Bu ne? Nereden buldunuz siz bunu? Kocan yenge, kocan. Biz çektik. Boşuna yas tutuyorsun. Kocan yaşıyor yenge hanım. Sen kimseyi ardında bırakıp gitme. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ne demek hiç? Zaten zor duruyorsun ayakta. Ben buradaki adamı merak ettim. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Biz ne yapabiliriz ki? Akrabaları gelmek üzereymiş. Hadi gidelim. Niye varamadık hala şu sağlık evine? Vardık yenge, vardık. Hani nerede? Acele işe şeytan karışır derler. Sen laf yetiştireceğine hızlı sür şu arabayı. Sus be oğlum, Allah Allah. Aklım almıyor Seyit Ali. Nasıl bıraktın Asuman'ı o adamlarla? Asuman Hanım istedi beyim. Sen Türkan'ı bırak eve gel dedi. Ben de... Ben sana evimi, ocağımı emanet ediyorum. Senin yaptığına bak. Eğer gelinimin başına bir şey gelirse... Yakarım çıranı, haberin olsun. Annem mi kayboldu? Babam gibi oldu, uzaklar mı gitti? Ah, öyle şey olur mu kuzum? Gelecek birazdan. Al dede, telefonunu getirdim. Ver yavrum. Hala gelmedi akrabaları. Keşke biz götürseydik hastaneye. Evladım, ne yapabiliriz? Resmi refakatçisi olmadan bize izin vermezler ki. Gel sen öne geç istersen. İyi olur. Midem çok bulunuyor arkada. Tamam. Ne
anne bacım. Araba durmadan attı kendini. Ey Allah. Efendim baba. Neredesin sen Asuman? Gecenin bu vakti nereye kayboldun? Baba bir dakika. Ne bir dakikası? Sen bizi hiç düşünmüyor musun? Çoluk çocuk ayağa diktin bizi. Baba. Baba ben dayanamadım o evde kalmaya. Ben nefes alamadım. Bilmiyorum ki valla. Neredeysen söyle gelip alalım seni. Baba ben Türkan'a geldim. Ben bu gece burada kalacağım. İyi de Seyit Ali'nin haberi yok. Kim bıraktı seni oraya? Baba ben kimseyi rahatsız etmek istemedim. Siz uyurken ben çıktım. Özür dilerim, düşüncesizlik ettim. Özür dilerim. Asuman, Seyit Ali kapıya iki adam geldi dedi. Kim bunlar? Şey, madenden iki işçiymiş. Menderes'i pek severlermiş. Taziyelerini bildirip gittiler baba. Ya. Kızım, çocuklarının sana ihtiyacı var. Tamam baba, tamam ben sabah erkenden geleceğim eve. Koş. Menderes! 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 Kimse yok mu? Nerede kocam? İşte şu odada. Hastane işi. Menderes. Derhal tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi gerekiyor. Menderes. Menderes. Yaşıyor. Allah'ım, onu bana bağışladın Allah'ım. Bir mucize bu. Yaşıyor. Bu bir mucize. Çocuklar uyudu. Zehra'yı zor sakinleştirdim. Elini öpeyim baba dedi giderken. Taş gibi durdum karşısında. Son kez görüyormuşum. Biz bu acıya nasıl dayanacağız Selahattin? Torunlar da olmasa. İnsan oğluna hiç elini vermez mi bir adam? İnsan oğluna hakkını helal etmez mi? Zehir zemberek laflar ettim. Ağzını açıp da tek laf söylemedi. Keşke onun yerine ben ölseydim. Ben elimden geleni yaptım. Ama hiç kanaması var. Bir an önce uzman doktorların görmesi lazım. Nerede kaldı bu ambulans? Keşke böyle öğrenmeseydim. İçim çok karmakarışık. Kızgınsın değil mi? Herhalde hiç affedemezdim onu. Hepsi geçecek. Sana yalan söyledim. Seni aldattım. Yenilir yutulur şeyler değil ki bunlar. Keşke yaşı olsaydı da ben de onu kızabilseydim. Aklım, duygularım karmakarış. Yavaş lütfen. Yavaş olun. Menderes. Menderes dayan. Dayan kurtulacaksın. Yavaş olur musunuz? Dikkat edin lütfen sarsmayın. Önce dua edin.
Eğer adam yaşarsa bir mucize olur. Dayan lütfen. Saatlerce burada tuttunuz adamı. Lütfen yavaş olur musunuz? Dikkat edin. Annemi kaybettiğimde de böyle olmuştu. Büyük, kocaman bir boşluk. Eksik kalma duygusu. Acele edelim arkadaşlar, durumu çok ağır. Tamam. Menderes! Yavaş olur musunuz lütfen? Yavaş olun! Menderes dayan! Lütfen dayan. Lütfen bizi bırakma Menderes. Menderes, seni kurtaracaklar. Lütfen dayan. Lütfen bizi buraya bırakma Menderes. Menderes. Geçmiş olsun. Siz hastanın yakınısınız değil mi? Evet. Evet. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Tamam. Adı soyadı neydi? Mehmet Aksu. Menderes değil miydi bu adamın adı? Sus. Dur bakalım, çıkar kokusu. Kan grubu ne? ARH pozitif. Yaşı kaç? 35. Hayırdır cırcır böceği? Bu ne kılık böyle? Taziyeye gideceğim. Ne? Anlasana, Leyla'ya baş sağlığına gideceğim. Dönmüştür değil mi? Gelmiş olmaları lazım. Fazla ciddi giyinmemiş misin? Evet ama ölüm çok ciddi bir şeydir Sonat abi. Babamdan biliyorum. Elindeki ne bakayım senin? Kumbara. Menderes abi için bir çelek yaptıracağım. Parası neyse ödeyeceğim. Ufaklık. Çelenk cenazeye gider. Sana küçük bir buket yaptıralım, onu götür. Ne dersin? Olur. Ama Leyla'nın en sevdiği çiçeklerden olsun. Anlaştık. Gel bakalım. Nasılsın? İyiyim. Baki baba. Geldik, uyan. Hadi kızım. İçeri girelim de sen de dinlen biraz. Giremem ben bu eve. Leyla, yorgun düştün kızım. Hastasın zaten. Hadi. Hadi. Abla, hoş geldin. Leyla kızım. Ne oldu böyle Baki Bey?
Eve girmek istemiyor. Vah canım. Bir süre bende kalırsın istersen, atlatana kadar. Yok, olur mu canım? Ne gerek var böyle bir şeye? Ne işi var senin evinde? Abla böyle yapma ne olur. Sadaka. Gel benim canımın içi gel. Hepsi geçecek. Bocanok, ben artık konuşalım diyorum. Bilmem ki. Abinin yoğun bakımdan çıkmasını bekleyelim istersen. Ya bacanak, adam ameliyattan 4 saatte çıktı. Yoğun bakımdan kim bilir kaç günde çıkar. Versin iyiliğimizin karşılığını, gidelim artık. İyi, konuşalım o zaman. Başın sağ olsun Leyla. Ben çok üzüldüm Menderes abiye. Keşke ölmeseydi. Böyle olacağını bilseydim onu hiç kıskanmazdım. Sus ne olur cırcır böceği. Dayanamıyorum. Merak etme Leyla. Ben senin yanından hiç ayrılmayacağım. Alo, Türkan? Asuman, neredesin sen? Türkan, ben hastanedeyim, Menderes'in yanındayım. Asuman, sen aklını mı kaybettin? Dün geceden beri neler söylüyorsun? Lütfen kendine gel. Türkan, hastanedeyim. Menderes yaşıyor. Ameliyat ettiler. Nasıl yaşıyor dersin? Dün Menderes'i toprağa vermedik mi? Ölmemiş diyorum sana, bana inanmıyor musun Türkan? Türkan, bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Bizimkiler sorarsa geceyi sende geçirdim. Şu anda da senin yanındayım, tamam mı? Asuman, bütün gece seni aradım. Telefonun kapalıydı. Neden ailene haber vermiyorsun? Asuman, hangi hastanedesin? Şimdi değil Türkan. Sonra sana haber vereceğim ben, tamam mı? Sen dediklerimi yapacak mısın? Türkan, bana inan ne olursun. Şimdi dostluğuna her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sonra her şeyi açıklayacağım sana, söz. Asuman... Asuman! Yenge, müsaade edersen bir maruzatımız olacaktı sana. Biliyorsun biz abi için elimizden geleni yaptık. Hani diyoruz ki sıra sende. Bize bir iyilik yapacaksan yap da artık beklemeyelim buralarda. Biz seni sevindirdik, sen de bizi sevindir yenge. Dua edin de Menderes şu kadıdan sağ salim çıksın. Niye ki yenge ya? Biz ne yaptık? Saatlerce o izbe sağlık evinde tuttunuz onu. Eğer ona bir şey olursa sizi kendi ellerimle öldürürüm. Allah abiyi sağlığına kavuştursun diyelim o zaman. Amin, amin. Leyla. Menderes abi onun ayağına basıyorum diye bana kızıyor muydu? Hayır cırcır böceğim. Çok seviyordu seni. Gerçekten mi? Seviyor muydu? Hı hı. Resim yok. Burada Menderes'e resmimiz vardı. Fotoğraf yok bu çerçevede. Hangi fotoğraf Leyla? Düğün fotoğrafımız. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne olmuş burada ya? Kıyafetler de yok. Gazel! 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 Efendim? Ne oldu abla? Gazel nerede? Ne nerede abla? Ha? Sadakat abla nerede diyorum? Neyi soruyorsun sen Leyla? Fotoğraflar, ayakkabılar, kıyafetler, hiçbirisi yok ortada. Menderes'e ait hiçbir şey kalmamış.
Ben anlamıyorum. Onun eşyalarını ne yaptınız? Nerede? Ne yaptınız? Menderes'in eşyalarını ne yaptınız? Nerede diyorum sana Gazel? Kızım, onun adı bir daha anılmayacak demedin mi? Ben de Gazel'i arayıp her şeyi ortadan kaldırmasını söyledim. Ya. Demek öyle. Tamam, anlıyorum. Ben kusura bakmayın, aşırı tepki verdim galiba size. Sadakat abla, tavan arasına mı kaldırdınız? Hayır kızım. Keşke tavan arasına kaldırsaydık. Ne yaptınız peki? Söylesenize. Ne yaptınız peki, birilerine mi verdiniz? Gazel söylesene. Yaktık abla. Ne? Her şeyi yaktık. Yaktınız mı? Tehlikeyi atlatabildi mi? Hastamız zorlu ve uzun bir operasyon geçirdi. Allah'tan güçlü bir bünyesi varmış. İç kanamayı durdurdu. Ama böbreklerinin durumu çok kötü. Ne demek bu? Kaza esnasında böbreklerinden biri parçalanmış. Bir yerde hasar görmüş. Peki ne yapacaksınız? Şimdilik diyaliz makinesine bağladık. Testler devam ediyor. Ancak sonuçlar geldikten sonra size kesin bir şey söyleyebilirim. Ne zaman? Birkaç saat içerisinde. Anlıyorum. Bakın, kusura bakmayın ama size ameliyat ve hastane masraflarını hatırlatmak isterim. Ayrıca hasta için böbrek nakli bile söz konusu olabilir. Uygun verici bulunsa bile, ki bu bazen aylar sürer, ama hastamızın o kadar zamanı olacağını sanmıyorum. Yani çoğu zaman bulmak imkansız gibi bir şeydir. Ama bulunsa bile bu çok masraflı bir ameliyattır. Her şeye hazırlıklı olmanızda fayda var. Ne oldu yenge? Abi miymiş?